Merhaba arkadaşlar, ben Nilüfer, Chemistry Girl. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar size göstereyim. Böyle bir menekşem var. Çok güzel çiçekler açtı. Henüz Ekim ayının ilk haftası ekmiştim 2021 yılında. Pardon, 2020 Ekim ayında ektim ilk haftası. Yani 12'sinde ektim ve şu anda Mart ayının 31'indeyiz arkadaşlar 2021'de. Yani Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 5,5 aylık. O kadar çok bebekler çıkarttı ki ve çok güzel, burası full bembeyaz çiçekleri vardı. Şu anda ismini bilmiyorum ama mutlu değil. Ve bu yapraklar böyle kırışmış halde. O kadar birkaç kere sulamama rağmen çok mutlu değiller ama çok bebek çıkarttılar. Çiçeklerini budadım. Çiçekleri artık sonu gelmişti zaten. Ve o kadar çok bebekleri var ve hala bebek vermeye devam ediyor. Şimdi bu çiçeği, bu menekşeyi bu saksıdan çıkartıp bu bebekleri ayıracağım arkadaşlar. Ve bakalım, bunu birlikte yapalım. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Kaç tane bebek çıkacak? Evet, toprağı çok güzel. Bu toprağını şu anda yeni toprak hazırladım. Ama bu toprak karıştırabilirim bu şekilde. Biraz daha buna perlit ekledim. Ve bu bebekleri incitmeden ayırmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve çiçek hiç mutlu değil. Yani sürekli bebek doğuruyor. Fakat bunlar çok küçük küçük bebekler oldu. Tekrar çiçek açmasını istiyorum. Toprak köklerine de zarar vermek istemiyorum. Şöyle hafif tap yapalım arkadaşlar, böyle yavaşça çok basit tap yapalım. Biraz fazla kumlar şey olsun. Ama bunların çok da köklerini incitmek istemiyorum. Ama bu çiçeğin bakın, bu bir tanesi de çürümüş arada. Bu yaprak çürümüş. Bu çiçeğin daha çok kökü olması gerekiyordu. Belki saksısı çok büyük diyeceğim ama o zaman bu kadar yavru vermezdi. Şimdi ben bunu biraz şöyle sivri bir şeyle böyle pop yapayım. Bu da makas olmadı. Böyle yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ben biraz çok sabırsız biriyim. Yani hemen böyle hemen her şeyi anında yapan bir insanım. Anında düşünmeden. Çünkü sabırsızım, yani çok kafama takılır böyle. Bunu da iki haftadan beri kafamda duruyordu ama toprak ıslaktı. Toprağı ıslak olduğu için kökleri kopartır, zarar verir diye toprağın kurumasını bekledim. Ama bu bebekleri ayırırsan hem bunlar mutlu olacaklar, hem ortadakiler hava alacak ve daha güzel büyüyüp bana daha güzel mutluluk verecekler. Daha çok çiçek açacaklar. Ve toprak böyle biraz, kökler sıkışmış. Ve kök çıkmıyor. Ben şimdi buna bir biraz daha bir şey gelip böyle aralara sokmam lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir şey bulamadım. Şununla biraz denesem ama köklere zarar vermek istemiyorum. Ve bu bebekleri ayırmam lazım. Evet, gerçekten zorlandım. Bir şey, gerçekten zorlandım. Çünkü neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Niye zarar vereceğimi bilmiyorum. Çiçeğe de zarar vermek istemiyorum. Nereden ayıracağımı göremiyorum şu anda. O kadar çok bebek var ki sayması bile zor. Yani 6-7 tane saydım ama bunda daha çok bebek olduğuna inanıyorum. O yüzden biraz daha toprağını azaltmaya çalışıyorum. Hepsini ayrı ayrı saksılara ayıracağım. Tek bir yapraktan üretmiştim fakat bu çok mucize şekilde nedense sürekli bebek veriyor ve çok çiçek açtı. Tekrar çiçek açmasını istiyorum. Bakın bir tane küçük. Şuradan başlayayım. Evet.
Bir tanesini ayırabildim arkadaşlar şöyle. Yan tarafında kökü var. Bir tane ayırdım. Bir. Evet, buradan başlayabilirim sanki. Evet. İkinci bebek arkadaşlar. Maşallah. Çok güzel. Çok bebek. Ama bu şekilde çiçek açsa bile artık fazla uzun ömrü olmaz açan çiçeklerin. Ben de çiçeklere daha çok enjoy yapmak istiyorum. Ama buradan ayıramıyorum arkadaşlar. Çiçeğe de zarar vermek istemiyorum. Ama şunu gövdeye yapışık. Yani gövdeye çok yapışık. Belki de köksüz bu bebekler. Onun için korkuyorum arkadaşlar. Evet. Ama şansımı deneyip bunu buradan, çok gentle olmanız lazım. Evet, bakın bir tanesi kırıldı. Ama onu da yaşatmaya çalışacağım. Bir yaprak kırıldı. Onu da ayrıyeten propagate yapabilirim. Evet, bakın kökününden çıkartamadım. Kökü gövdeden koptu. Ama bunu nasıl köklendirebilirim? Bunu da şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Yani şu anda üzüldüm. Çünkü bunlar ayrı ayrı kök çıkarttığını düşünmüştüm. Fakat ayrı ayrı kök değil arkadaşlar. Gövdeden bu şekilde çıkmışlar. Ve ben gene de bunu gövdeden ayıracağım. Evet. Bunun sanki biraz kökü var. Evet, bir tanesi köklü çıktı arkadaşlar. Bunu ayırdım. Devam ediyorum. Şunu buradan kırılan dal budamam lazım ki aralar hava alsın. Evet, bunu da çıkartmaya çalışıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kökü birazcık var ama inşallah bunu da yaşatabilirim. Yani hayal ettiğim gibi olmadı. Tabii bu konuda çok tecrübeli değilim arkadaşlar. Kusurumu mağdur görün. Ama önemli olan bu çiçeği ayırıp yaşatabilmek. Yani bu şekilde de sıkış tepiş çiçek açıyor. Çok güzel çiçekler açtı ama ikinci çiçekler boyları kısa kaldı. Bu da köklü ayrıldı arkadaşlar. Ve çok bebek var. Yani sürekli de bebek çıkartıyor. Toprağını çok sevmiş olması lazım. Yerini çok sevmiş olması lazım. Ama çiçeğin de mutlu olması lazım arkadaşlar. Bakın bu da köksüz ayrıldı. Ve ben bunları, şu çok küçük bebek burada. Bunu da alayım ben arkadaşlar. Şunu da buradan çıkartayım. İnşallah köklü çıkar. Çıkmadı arkadaşlar. Şansımı deneyeceğim. Bu şekilde yaşatabilecek miyim diye. Evet. Gördüğünüz gibi bütün bebekleri ayırdım. Ve bu yaprak da demeç olduğu için şu yaprakları budamaya karar verdim. İki. Evet. Yani daha güzel görünsün diye şu yaprağı da budamaya karar verdim. Ve bunu da budamaya karar verdim. Evet arkadaşlar. Bunu da buradan budamaya karar verdim. Bakın. Ve çiçek bu hale geldi. Şimdi bunu kendi saksısına tekrar ekeceğim. Bakalım. İnşallah bebeklerden birini bari yaşatabilirim. Aslında bunu buradan kesip dikebilirdim. Yeni kök versin diye. Bu kök artık süngerleşmiş halde. Fakat gerek yok arkadaşlar. Bunu bir sezon daha bu şekilde. Şimdi bunu kendi böyle saksısına ekeceğim. Perlitli topraktan. Altına bir küçük beyaz parçası koymam lazım. Peçete kağıdı. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir peçete
kağıdı koparttım. Çünkü bunun delikleri böyle büyük. Bu şekilde koydum. Şimdi biraz altına atıyorum perlit. Yani perlitli toprak. Ve ne karıştırmıştım? Vermiculite karıştırdım. Evet. 2 bardak vermiculite, 3 bardak perlit, 5 bardak toprak koydum arkadaşlar. Pardon, 6 bardak toprak. Şimdi bu şekilde koydum. Bunu bu şekilde koyacağım. Çok elimle tutuyorum yukarıda. Size kameraya. Böyle biraz yüksek istiyorum bunu arkadaşlar. Çünkü çok saksının altına çöksün istemiyorum. Suladığım zaman burası yukarıda kalsın istiyorum. Bu şekilde şimdi bunun kenarlarını dolduracağım. Ve fazla bastırmayacağım arkadaşlar. Fazla sıkıştırmayacağım. Kök sistemi güzel. Fakat biraz böyle daha sıkıydı kök sistemi. Daha iyi hava alması lazımdı. Daha iyi hava alırsa daha güzel çiçekler açacağına inanıyorum. Ve bunun dibine bir tane sarımsak koyabilirim. Ama köklü, köklendirmek istediklerime sarımsak koyabilirim. Bu şekilde bakımını yaptım. Şöyle. Evet. İnşallah utandırmaz arkadaşlar beni. Çok mutlu eder. Evet, çok güzel bir çiçek. Beyaz çiçekleri var. İlk defa açtığımda bembeyaz çiçekleri vardı. İkinci açtığımda sport olmuştu. Çiçeklerin kenarı leylak rengiydi. Yani ortası beyaz, kenarları leylak rengiydi arkadaşlar. Şimdi o yüzden tekrar çiçek açmasını bekliyorum ve açtığı zaman sizinle videomu paylaşacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim bu köklüleri nasıl ayıracağım? Şimdi bu küçük yaptım. 4 inç bir saksı. Bir şey fark ettim arkadaşlar. Bu menekşe farklıydı. Yani biraz ağırsızdı böyle. Sürekli ürüyor arkadaşlar. Tek yapraktan dikmiştim. Sürekli ürüyor. Sürekli bebek veriyor. Evet. Bu şekilde yaptım. Şimdi şu gördüğünüzü, bu gördüğünüzü aslında biraz suda ıslatsam olurdu. Fakat ben bu şekilde bunu şöyle göstereyim kameradan. Bu şekilde koyacağım arkadaşlar. Böyle fazla bastırmadan. Ama çok köksüz olduğu için çok dibe istemiyorum. Çünkü suladığım zaman bu toprak biraz çökecek. Biraz yukarıda istiyorum. Onun için biraz daha toprak koydum. Ve ortalar çürümesin diye bunu alttan sulayacağım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Bunu hatta biraz sağlamlaştırabilirim. Evet. Bu şekilde koyacağım. Nasıl sağlamlaştırabilirim? Bunun yan tarafına bir tane çubuk buraya yerleştireceğim. Ve hiç kıpırdamayacak şekilde 2 hafta bir tane de küçük şuraya sarımsak koyacağım arkadaşlar. Bir diş köklenmesi için bu şekilde bunu alttan sulayacağım. Yani maksat ortası çürümesin. Hatta bunu böyle cam ekranda yapabilirim. Şimdi ikinci kökü ekiyorum. Şöyle biraz hızlanayım. Sizin de zamanınızı aldım. Ne olur hakkınızı helal edin. Eğer videomu beğeniyorsanız da lütfen bana destek çıkın. Ben daha çok yeniyim. Desteklerinize ihtiyacım var. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci olan bu köklü. Bunu bu şekilde yerleştiriyorum. Köküne zarar gelmesin diye. Fazla dibe bastırmıyorum arkadaşlar. Gayet hava alacak şekilde. Bu şekilde bırakıyorum. Bu köklü. İnşallah saksısını da beğenir ve bana güzel çiçekler verir. Evet, ikinciyi diktim. Şimdi bu üçüncüye biraz daha büyük olanı dikeceğim. Evet. Vermiculite'den 6 bardak toprak,
içerisine 3 bardak perlit, 2 bardak vermiculite koydum ve toprağımı hazırladım. Şimdi arkadaşlar büyük olanı dikiyorum. Bunun da kökü yok ama inşallah bu şekilde köklenecek. Altını doldurdum. Toprağım çok yumuşak, pufi. Şu bir tane yaprak demeç olmuş arada. Onu kırıp alıyorum. Şöyle onu aradan çıkartıyorum. Orada çürümüş. Evet, işte problem yani bu ortadaki yaprakların gelişebilmesi, ortadaki yaprağın gövdenin yani orta göbeğin çürümemesi için bu çok da dip istemiyorum. Toprak biraz ortası havada kalsın istiyorum. Suladığı zaman orta havada kalsın istiyorum. O yüzden arkadaşlar buna da bir tane çubuk dikeceğim. Çünkü bunun kökünü ayıramadım. Kökleri kırıldı. Köksüz çünkü gövdeden ayırdım bunu. Ve şuraya bir çubuk dikersem ve hiç sallandırmadan durursa bunu da kurtarmış olacağım. Evet, saksım yetmedi. Yani 2 tane daha saksı lazım. Ben küçük saksılar yaptım. Önce şu küçük saksıyı bir tane ekeyim. Küçük olanı. Evet. Bunu yaptım. Evet. Şu bebeği, köklü olan bebeği arkadaşlar bu şekilde bir tanesine ekiyorum. Pardon, biraz yerleştiremedim. Şöyle olsun. Evet. Bu şekilde ekiyorum. İnşallah bu da burada büyür ve mutlu olur. Ama bu cinsinden mi? Sadece bu menekşe türü çok arsız arkadaşlar. Diğerleri gibi değil. Evet, bu şekilde 3 tane oldu. Şimdi arkadaşlar dördüncüyü de dikeceğim küçük olarak ve 2 tane daha saksı yapmam gerekiyor. Ve galiba saksım vardı. Evet, yakında beyaz saksı yapacağım hepsini. Evet. Ve şu anda 2 tane küçük. Evet, bu da buna yetişecek arkadaşlar. Bunun da biraz kökü var. Zaten küçük saksı seviyor. Fakat bunu biraz daha büyük saksı da istiyorum. Çünkü sonra hemen değiştirmek istemiyorum. Buna küçük olanı ekeyim arkadaşlar. Şöyle bir tane bebek. Ama bu bebek de buna çok küçük. Bu saksıya çok küçük. Ben buna en iyisi tekrar yok şunu ekeyim. Yani evet kafam karıştı biraz. Ama ortadan çok çürüsün istemiyorum. Bir tane bebek böyle oldu. Şimdi arkadaşlar 3 tane daha bebeğim var. Pardon. 2 tane daha bebeğim var. Onları 2 inçlik çok küçük minik saksıya ekeceğim. Bu ikisine de 4 inçlik yani şöyle saksı yapacağım arkadaşlar. Yani kaç tane bebek çıktı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve kendisi 10. Bir tane menekşe yaprağından 9 tane bebek çıktı arkadaşlar. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen subscribe yapın, click yapın ve abone olun ki ben daha çok videolar yapabileyim. Hepinizi seviyorum. İyi günler.